KPSS biliyorsunuz skandalını konuşmuştuk geçtiğimiz aylarda, günlerde yaza damgasını adeta vurdu. Yıllar sonra bir kez daha gençlerin geleceği, umudu, hayalleri çalındı diye konuştuk. Bir sınav, kamu personel seçme sınavı. Bakın dünyanın her yerinde deseniz ki Türkiye'de biz kamuya personel aldığımızda bir seçme sınavı yapıyoruz ve bu da çok güvenilir bir sınav dediğinizde herkes der ki bravo. Ne güzel bak adamlar sınav yapıyorlar, güvenilir bir sınav yapıyorlar. Kamuya personel aldığında kimin adamı, kimin nesi yapmıyorlar demek ki derken arkadan eklerseniz o KPSS'den sonra bir de mülakat yapıyoruz deyince o niye ya derler de KPSS dediğiniz bu sınavda da şaibeler konuşuldu. Tıpkı daha önce üniversite sınavlarında şaibelerin konuşulduğu gibi tıpkı yine 2010 yılını hatırlıyoruz, 2012 yılını hatırlıyoruz. KPSS'de soruların çalınıp 120 sorunun 121'ini doğru yapan, 120'nin 121'i ne ya diyeceksiniz, neredeyse o kadar doğrusunu yapan, yanlışı bile aynı olan, ismini bile yanlış aynı şekilde yazanlar ortaya çıktı. Onlar devlet memuriyetlerine atamalarla geldiler, ettiler. Alın teri döken, dirsek çürütenler, gecesini gündüzüne katanlar, evladı için yemeyip yedirenler, giymeyip de giydirenler. Onlar evladına dedi ki bir sınavda gördün mü bak ya o kazanırken sen kazanamadın. Ben de dişimi tırnağımı şöyle sana feda ettim, dişimden tırnağımdan arttırdım diye çocuklara, hepimize aslında... Ya buna benim anam babam da dahil olmak üzere yüklendiler ya. Ya onlar nasıl yaptı? Ya hırsızmış kardeşim onlar. Onlar hırsızmış. Soruları çalmışlar. Geleceğimizi çalmışlar. Çocuklarımızın geleceğini, bizim geleceğimizi çalmışlar. Biz kendimizi başarısız zannetmişiz. Hayır. Onlar başarılıymış. Niye biliyor musunuz? Çok iyi hırsızlarmış çünkü. Soruları çalmışlar. Yanıtları vermişler. Adamlar ondan sonra ya gördün mü bak. Ya bir de o İmam Hatip mezunu falan diye laf ediyordunuz. Bak nasıl kazandı. Bakın hepsine söylemiyorum. Şimdi başımız belaya girmesin de. Pek çoğu böyle bir yerlere geldiler. Sayın Erdoğan başbakanken de dedik ki MİT devrededir bu sınavlarla ilgili olarak. Bunun sonuçları nereye varacaksa varsın mutlaka soruşturma devam edecek. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi KPSS ile ilgili olarak. Şaibelerle ilgili olarak ne oldu? Canım yenisini yapıyoruz ya, o iptal oldu. Ya peki bu sorular ne oldu? Bu sorular nasıl sızdırıldı? Bu sorular nasıl denk geldi de? Denk gelmiş canım. Yani ÖSYM'nin soru havuzunda sıkıntı var. Bizim sorular demek ki iyi dedi yayın evi. Kitaplarında, sosyal medyasında, şurada burada paylaştığı sorular denk gelince. Ya gençlerin geleceğini elinden aldınız. Kim aldıysa, kimse bundan sorumlu. Gereği yapılmalıydı. Şaibe daha ortadan kalkmadan sınav yapıldı, tekrarı gerçekleştirildi. Akabinde bakın o sınav gerçekleşti, bir iddia daha var. Yine mi şaibe var dedirten iddia? Çünkü CHP milletvekili Yıldırım Kaya diyor ki burada sorulan sorularda yine aynı yerde, aynı şekilde başka adreslerde soruldu mu bu sorular? Benzer soru konusu yine gündemde mi? KPSS'de bir şaibe iddiası daha var. Yenilenen KPSS ile ilgili. İkinci soru. 31. soru. 32. soru. 52. soru. 57. soru. 60. soru. Herhangi bir yayın evinin sorularıyla aynı mıdır, değil midir? 31 Temmuz'daki sınavda sorulardan bazılarının bir yayın evinin daha önce düzenlediği deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddiasıyla iptal edildi. İptal edilen kamu personeli seçme sınavı 18 Eylül'de yeniden yapıldı. İlk soru skandalını da kamuoyuna duyuran CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tekrarlanan sınavda da soru skandalı yaşandığını ileri sürdü. Burada sınava girenlere bir çağrı daha yapıyorum. Daha önce karşılaştığınız sorularla ÖSYM'nin soruları arasında aynılık varsa lütfen bize ulaştırın. Devlet Denetleme Kurulu, raporunuz ne oldu? Ankara Cumhuriyet Savcılığı suç duyurusunda bulunmuştuk. Soruşturmanın neticesi nedir?
Kaya, yenilenen sınav öncesi ÖSYM başkanlığı önünde basın açıklaması yaparak yetkilileri uyarmıştı. ÖSYM'nin yayınladığı soru kitapçığını inceleyen Kaya, sınav kuruluna çarpıcı sorular yöneltti. Sınavdaki 6 sorunun bir yayın evinin sorularıyla aynı olup olmadığını sordu. Bu tespiti sadece kendisine değil, sınava girenlerin de ortaya koyduğunu aktardı. Bu sorulara açıklık getirilmesini istiyorum. Bu benim ve sınava girenlerin tespit ettikleri, tespit edemediklerimizin de olduğunu biliyorum. Kaya ilk sınavda hem sınavın iptal edildiğini hem de ÖSYM başkanının görevden alındığını hatırlattı. Hala 1 milyon 600 bin öğrencinin güvenini sarsanlara dair bir somut bilgi ve belge açıklanmamasına dikkat çekti. ÖSYM başkanı, sen göreve geldikten sonra bu soruları kimlerle ve nasıl hazırladın? Kamuoyu bunları bilmek istiyor. Bir kez daha gençlerimizin umudu çalınmasın istiyoruz. Bu konuda yetkilileri sorumlu davranmaya ve göreve davet ediyoruz. Sayın adaylar. Şaibe var mı?